Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Sizlere şöyle kahvaltı masasından bir günaydın diyeyim dedim. Dün akşam biliyorsunuz ki Nünü bende kaldı. Birlikte şöyle hemen kahvaltı hazırladık. Böyle patatesli yumurta yaptık. Daha sonra işte zeytindir, peynirdir. Ekmeklerimizi kızarttık, çayımızı demledik. Oturduk, şimdi burada kahvaltımızı yapacağız. Sizlere de buradan bir açılış yapayım dedim. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Aslında bir iki planımız var. Bakalım, eğer konular olursa çekim yapabilirsem sizlere de oradan da çekim yapacağım inşallah. Evet, saat şu an 6'yı geçti. Biz vallahi Nünü'yle kahvaltımızı yaptıktan sonra uzanmışız biraz. İşte oradan buradan konuşurken Nünü 2 dakika eve gitti. Bir evleri falan süpürdü, makinesini falan boşalttı. Daha sonra tekrar geri geldi. Yine konuştuk ettik derken biz Nünü'yle uyuyakalmışız. Bayağı bir uyumuşuz. 2 saate yakın uyuduk herhalde. Bir aralıksız uyudu. Daha sonra lavaboya gitmek için uyanmış Nünü. O zaman bir konuştuk 2 dakika. Konuşmamızı hatırlıyorum. Hatta ben dedim ki Nünü ben acıktım dedim. Bu da ay yatmak ne kadar güzel Özge'ydi. Sonra bir bakmışız gene uyumuş. Saate bir baktım 6'yı geçmiş dedim. Neyse kalkayım artık, gerçekten acıktık. Bir şeyler yapalım. Arkamdan 5 dakika kalmaya da Nünü uyandı. Şimdi ne yapıyorum diye sorarsanız annemin bahçesinden toplamış olduğum fasulye vardı, hala daha torbada koydum. Ve hiçbir şey olmamış bakın. Nünü hiç fasulye diblesi yememiş. Fasulyeyle pilav bilir misiniz bilmiyorum. Bunu bizim Elif abla çok yapıyordu. Trabzonlular, Lazlılar çok yapıyor genelde. Onun kayınvalidesi çok yapardı. O da hep bize böyle atar yollardı, biliyorum yani. Birkaç kez benim de yapmışlığım var. Denemiştim, çok hoşuma gitti. Fasulyeleri böyle ince ince doğruyorsunuz. Ondan sonra bunu güzelce kavurup, pilavı koyup öyle kavurup, daha sonra üzerine suyunu koyup pişiriyorsunuz. Böyle fasulye diplesi diye geçiyor. Şimdi içine soğan giriyor muydu bilmiyorum ama ben içine soğan atmak istedim. Bir de çok uzun zaman oldu ben bunu yapmayalı. Ama girer niye girmesin dedik. Şimdi güzelce pilav fasulye diplesi yapacağız. Ondan sonra akşam, yani yemeğimizi yedikten sonra bulaşıkları kaldırır ablama gideceğiz. Ablam bana gelirsin kahve içmeye, bahçede otururuz dedi. Ablama gideceğiz bakalım. Oraya gitmeden önce az annemin bahçesine bir uğrayacağım. 2 dakika şeyleri bir sularım. Bahçeleri güzelce bir sularım. Bir bakayım ne var ne yok. Toplanacak bir şey var mı tekrar? Bu şekilde yemeğimizin son halini de sizlere inşallah göstereceğim. Pilavımız pişti. Sizlere de şimdi gösterelim. Bakın. Of, çok güzel duruyor. İnşallah tadı tuzu da iyidir. Baharat olarak tuz ekledim. Pul biber ekledim. Birazcık kırmızı toz biber ekledim. Domatesim yoktu. Domates de ekleyebilirsiniz buna. Ondan sonra çok az da tuz otu attım. Vegeta. Şimdi pilavımızı koyup tadına bir bakalım nasıl olmuş. Evet, fasulye diplemizi koyduk. Şöyle salata da yaptık. Yoğurdumuzu da koyduk. Nini tadına bak bakalım. Bakayım. Canlı bir test yapalım nasıl olmuş. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Şahane. Oo, bol tereyağlı yap dedik. Pilavı tereyağsız hayatta yiyemem. Ay şahane olmuş değil mi? Olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun yavrum. Haydi bize bakalım. Afiyet olsun artık. Evet, biz annemlerin bahçesine geldik. Bakın. Şimdi bu tahtam olmamış ama. Daha deminden beri üzüm yiyorum. Şuna bakın maşallah. Biraz daha büyüsün diye bunları kopartmadım. Acayip üzümler var. Olmuş bir vaziyette. Şimdi buraları güzelce suladım. Yarın sizlerle buraya geleceğiz tekrar. Aa, size arabamı göstermemiştim değil mi? Bakın arkadaşlar, bu benim yeni arabam. Şöyle göstereyim. Salı günü inşallah açtırmaya gidiyorum. Terminim var. Şöyle size daha detaylı videosunu zaten gösteririm inşallah. Üstü açılan bir araba, böyle komple açılıyor. Böyle bakalım, inşallah hayırlısıyla kullanmak da nasip olur. Biz şimdi Nünü elma aldı. Evet. Ben de üzüm topladım. Şimdi az bir markete gideceğiz. Evde torban kalmamış. Torba alıp
Bir iki bir şey daha alıp ablama herkese geçeceğiz. Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Sabah ablama kahvaltıya gittim. Ablam beni kahvaltıya çağırdı. Oradan çekim yapamadım sizlere. Kahvaltımızı yaptık. Sonra ben ablama hemen bulaşıklarını yıkayıverdim, kaldırıverdim. Onların bugün planları vardı. Biri gideceklerdi. Bana da gelin dediler ama dedim ki ben eve gideyim, bu armutları halledeyim. Çünkü birazı çürümüş, çöpe attım. Şöyle neredeyse bir torba, yani yarım torbada çöpe gidenler oldu. Bunları şimdi güzelce yıkadım. Tekrar böyle suyun içine koydum. Bunları şimdi güzelce küp küp doğrayıp güzel bir armut reçeli yapmak istiyorum bakalım. Aklımda hani armut reçelini hiç yapmadım. Aslında pekmezi çok güzel olur ama pekmez için arkada kazanını kaynatmamız gerek. O hani ateş yakmamız gerek ve onları ben yapamayacağım ve çok aşamalı oluyor pekmezin yapması açıkçası. Onun için dedim ki bunlar ziyan olmasın, bunlarla reçel yapalım. Ablamlara, bana, annemin evine işte. Daha sonra Alman gelinimiz Medine'ye hepimize dağıtırız dedik. Artık ne kadar kavanoz çıkarsa bayağı bir çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü bakın bu koca leğenin içi bütün armut dolu. Şimdi bunları ben güzelce bir soymaya başlayayım. Güzelce doğrayayım. İlerleyen saatlerde tekrar görüşürüz bakalım. Ben bütün armutları güzelce doğradım dışlarına. Böyle bu böyle küp küp doğradım. Birazcık kalın yaptım. Çünkü en son yaptığım ayva reçelinde çok minik doğramıştım ve çok ezilmişlerdi. Böyle ezilsin istemiyorum. Bunları bayağı bir sudan geçirdim. Şimdi şuraya iki tane tencere çıkarttım. Şekerlerimi de buraya koydum. Ben göz kararı koyacağım şekeri. Çünkü hani ölçülü hiç yapmadım. Şimdi sizlere şöyle göstereyim bakın. İlk tabanına böyle armutları koyacağım. Hatta şuradan kepçe alayım. Koyması daha kolay olur. Şöyle. Ben hep reçel yaparken şimdi böyle ilk tabakasını birazcık koyuyorum. Sonra üzerine şeker ilave ediyorum. Böyle hem şeker hem armut. Hem şeker hem armut. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi ben bunları hemen kaynatmayacağım. Şöyle 1-2 saat ilk önce dinlendireceğim. Sulanmasını istiyorum. Sulansın. Ondan sonra güzelce kaynatacağım inşallah. Şöyle. Yani 1 kilo şekeri 500 gram pardon. Yarım kilo şekeri bir tanesine, yarım kilo şekeri de öbürküsünü kullanmak istiyorum. Ayrıyetten bir de dediğim gibi normal şeker de ilave edeceğim. Böyle. Ben şimdi bunları katman katman yapayım. Sonra birazcık dinlendirdikten sonra kaynatırken sizlere de inşallah çekimimi yapacağım. Ve bakın bütün armutları güzelce böyle sıra sıra yaptım. Şeker armut, şeker armut, gördünüz nasıl yaptığımı. Böyle iki tane kocaman tencere çıktı, tıka basa doldu. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum. Ve yaklaşık şöyle 1-2 saat, yani rahat 2 saat böyle bırakacağım. Aslında ben bunları akşamdan yapsaydım benim için daha güzel olacaktı. Daha böyle avantajlı olacaktı. Ama dün akşam fırsatım olmadı, yapamadım. Onun için şimdi yaptım ama dediğim gibi böyle 1-2 saat dinlendireceğim. Ondan sonra akşama yakın şöyle güzelce bunları böyle bir saate yakın kaynatacağım. Ondan sonra kavanozlara dolduracağım. Şimdi şuraları hemen bir kaldırayım. Bakın şurada çöpe gidecekler var. Hatta şurayı da göstereyim. Bunların altı da delikmiş. Bütün su döküldü. Artık bezleri serdim buraya. Çöpleri falan şöyle bir güzelce kaldırayım. Güzel bir temizleyeyim şurayı. Sonra balkona geçeceğim ve güzel bir kahve keyfi yapacağım. Evet, ben bunları yaklaşık bir 45 dakikadır kaynatıyorum. Bayağı bir sulanmıştı. Onları size çekmeyi unuttum. Şöyle bakın çok güzel. Rengi de güzel bir kıvamı aldı. Şuraya şimdi birazcık koydum. Test edeceğim bakalım kıvamı, hani soğudu, soğuyunca nasıl olacak kıvamı diye. Şeker oranına baktık şimdi nünüyle. Şeker oranı şahane. Yani beğendim. Ne fazla şekerli ne az şekerli. Hoşuma gitti. Bakalım şöyle bir yaklaşık bir yarım saat daha kaynatacağım büyük bir ihtimalle. Ondan sonra reçellerin altlarını kapatacağım. Şurada da hemen kavanozlarımı yıkadım. İlk önce bu kadar çıkarttım. Bir koyacağım bakalım ne kadar çıkacak diye.
Kela'da zaten kavanoz dolu. İnşallah önümüzdeki günlerde de şu arabamı bir açtırayım. Bakkala falan gideceğim. Geçen bakkalda kasasıyla Angabot'taydı. Domatesler. Domatesler böyle iki kasa domates alıp melemenlik soslu hani domates sosları hazırlamak istiyorum. Kışa hazırlık olsun. Annemgil geldiğinde de elimize hızlıca hani böyle geliverir. Güzel oluyor çünkü. Böyle bakalım. Bunları bir dediğim gibi bir yarım saat daha kaynatayım. Ondan sonra tekrar sizlere çekerim. Bakın aslında güzel kıvamı. Soğuduğu zaman da koyulaşacak birazcık. Evet. Böyle bakalım. Evet, bakın ben şimdi bayağı böyle bir kavanozlara koymaya başladım. Kavanoz kapaklarını kaynar suyun içine koydum. Hemen böyle üzerlerini kapattım ki vakumlaması daha iyi olsun. Şimdi bayağı bir çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En azından burada da 4-5 tane çıkar diye tahmin ediyorum. Şöyle. Geliyor musun tatlım? Geliyorum bebeğim. Ünlü de kameramanlığımı yapıyor. Dur, elim geldi ama olsun. Şöyle çekeyim. Birazcık yukarıdan şey yap. Şöyle. Heh, aynen Tamam. aynen. Şimdi bunları böyle güzelce dolduruyoruz. İnşallah tadı yani tadı güzel. İnşallah yüzüm kara çıkmaz. Boşa gitmemiş olur bunlar çabalarım. Şimdi bezimizi şöyle silip hemen. Şöyle de deneme yapıyoruz. Bunları en son şey yapacağım zaten. Ters çevireceğim ki vakumlaması gene iyi olsun. Bu şekilde dolduruyoruz kavanozlarımızı. Evet, dün size kapanış yapmayı unuttum. Bakın, reçelimin son hali. Bu şekilde aşırı lezzetli olmuş. Gerçekten ablam, ben, Nünü falan hepimiz çok beğendik. Bugün inşallah herkese reçellerini dağıtacağım. Amcamlara vereceğim, ablama vereceğim. Nünü'ye de vermiştim bir tane. Ve reçel işte bu şekilde çok güzel. Sizlere de buradan kapanış yapayım dedim. Bu 2 günlük bir vlog oldu. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.